Sayıştay raporlarında yer alan belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin 13-11-2018 Salı günü Kübirleşim'de yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere öneri sahibi Halkların Demokratik Partisi grubu adına Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş konuşacaktır. Buyurun Sayın Danış Beştaş, süreniz 5 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, size son Sayıştay raporunda belediyelerle ilgili çıkan tabloyu çok kısaca özetlemek istiyorum. Doğrusu bu tabloyu özetlemeye 5 dakika değil, saatler gerekiyor. Ama ben 5 dakika içinde ne kadar olanak verir onu takdirinize bırakıyorum. Evet, son Sayıştay raporu gerçekten büyük yolsuzlukların, kayırmacılıkların, hırsızlıkların belgelendiği raporlar oldu. Plan Bütçe Komisyonu'na sunulan raporlarda, kamu yönetimi raporlarında bunları görüyoruz. Peki nedir? Bunları kamu borç yönetimi raporu. İkiye ayırmak istiyorum. Bir, AKP'li belediyelerde çıkan yolsuzluk, hırsızlık ve kayırmacılıklar. Bir de AKP'nin el koyduğu ve kayyum atadığı illerdeki belediyelerde yapılan hırsızlıklar. Bunu ikiye ayırmak istiyorum. Şimdi Sayıştay raporu ile kayyum atanan 11 belediyenin borcu %85 oranında artmış değerli milletvekilleri. Basit bir rakam değil. %85. Kayyum atanma sürecinin tümüyle hukuksuz, haksız ve adaletsiz olduğunu bu kürsüden binlerce defa söyledik. Sonuçta bu bir halk iradesinin gaspıdır. Kayyumlar kim peki? AKP'nin illerde çalışan, il ve ilçe başkanları gibi çalışan valiler ve kaymakamlar tabii ki. Şimdi bu atanma Eylül 2016'dan sonra başlandı ve bizim 102 belediyemizden 95'ine kayyum atandı. Sayıştay raporunda sadece 11 belediyenin kayyum raporunun yani yolsuzlukların yazıldığında not edeyim. Diğer 85 belediyeye dokunulmamış bile. Ve Sayıştay raporlarında kayyumların, faaliyetlerin korunduğunu söylememe gerek yok sanırım. Çünkü Sayıştay'ın başkanı meclis tarafından seçiliyor ve mecliste çoğunluğu bulunan parti Sayıştay başkanını tespit ediyor. Diğer atamaları da Sayıştay yapıyor. Ve Sayıştay'ın bu raporunda dehşet veriler var gerçekten. Ben önce kayyum atanmayan belediyelerden birinin raporuna örnek vereyim. İstanbul, İSKİ raporu. İSKİ raporuna göre, Sayıştay raporuna göre hepiniz binek araç kullanıyorsunuzdur. Binek araçların 100 kilometrede ortalama 4-5 litre benzin yaktığını biliyoruz herhalde. Bilmiyorsak da öğrenelim bugün. Ama Sayıştay raporunda binek araçların 100 kilometrede 63 litre benzin yaktığı tespit edilmiş. Kaç katı olduğunu size bırakıyorum. Matematikle zaman kaybetmeyeyim. Bu çok ufak bir örnek. Peki kayyum atanan belediyelerde ne durum? Batman Belediyesi'nde şöyle bir şey, 3 aylık sürede 5 milyon TL borç atıyor, artmış. Başkanlık sistemine 16 Nisan'la beraber 71 milyon lira olan borç 131 milyon TL'ye çıkmış. Yaklaşık 2 katı bir borç artışı var. Siirt Belediyesi'nde 18 milyon lira olan borç 33 milyon TL'ye yükselmiş. Diyarbakır'daki artış ne? Kayyum sonrası 9 milyon TL artmış. 2018'de 149 milyon olan borç artarak toplamda 324 milyon TL olmuş. Bu rakamların hepsi, bu paraların hepsi halkın cebinden çıkmış tabii. AKP'nin kasasına mı girdi? Kayyumlar bunları tek başına yiyemeyeceğine göre nasıl bölüştüklerini takdirinize sunuyorum. Şimdi değerli milletvekilleri, gerçekten özetlemeye çalıştığım tablo şu. Sayıştay raporları tabii yayınlandıktan sonra çok garip bir işten ayrılma olayı olduğunu da söyleyelim. 92'den beri görev yapan bir bürokrat, evet, Fikret Çöker, denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı
Ne hikmetse bu dönemde, tam da bu dönemde görevinden ayrıldı. Biz bunun bir görevden ayrılma olmadığını, bir azil olduğunu ve böyle gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. 92'den beri çalışan bu. İşte kayyum raporlarında ve kayyum olmayan belediyeli, AKP'li belediyelerin raporunda büyük bir hırsızlık tablosu var. Gerçi huylu huyundan vazgeçmez. Gerçekten nerede olursa olsun bu yolsuzluklar yapılmaya devam ediyor. Hele hele kayyum atanan belediyelerde halk iradesinin gaspıyla birlikte halkın yerel yönetimlerdeki hakları da, tahakkukları da, istihdam hakları da, her türlü hakları da gasp edilmiş oluyor. Ve AKP bununla da, bu da yetmemiş olacak ki gerçekten kayyumlar eli... Buyurun, buyurun Sayın Danış Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Kayyumlarla bu kadar büyük borç stoku yaratmaları yetmemiş olacak ki. Şimdi AKP Genel Başkanı çıkmış diyor ki, siz seçimleri alsanız da biz yine kayyum atayacağız. E tabii orada büyük para var. Orada gaspla birlikte o belediyelerin halka hizmet etmesi gerekirken kendi kasalarını doldurma hali var. Kimsenin halk umurunda değil. Halk kimsenin umurunda değil. Tersten söyledim. Ve şu anda 31 Mart'ta işte bu hırsızlık, kayırmacılık, yolsuzluk tablosunu AKP'ye gerçekten cevabını vermenin zamanıdır. Evet, AKP gerçekten zaten Kürt illerinde, Kürdistan'da sandığa gömülecek ama Türkiye'nin her tarafında da bu yolsuzluklara halk dur diyecektir. Buna hiçbir kuşkumuz yoktur. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Sayın Danış Beştaş.